kongrenin yapıldığı bu salon Rize'de, böyle bir salonun bulunmadığı bir güzel bir salona ait bina da aynı güzellikte. Bu konuda bazı eleştiriler aldınız. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Şimdi efendim Anavatan Partisi ilimizde %57 oy almıştır. Yani her 5 arkadaşın 2 tanesinin oyunu almıştır. Ben 2 sene önce göreve geldiğimde Anavatan Partisi'nin Rize'deki il binası 150-160 metrekarelik bir yerdeydi. Efendim siz her ne kadar belediye başkanı olsanız da bir siyasi partiye mensup bir kişiliğiniz var. Onun için de zaman zaman isminiz milletvekilliği için, belediye başkanlığını için ön plana çıkıyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? İzirop'un bundan sonraki düşüncesi ne efendim? Şimdi efendim ben öteden beri söylediğim gibi eğer benim sağlığım el verirse Rize'ye belediye başkanlığı olarak hizmet yapmayı isterim. Çünkü burada hem karar alıp hem uygulama durumundasınız. Ben hayatım boyunca devamlı iş üretmiş. Yani laftan devamlı uzak durmuşum. Az laf ederek çok iş üretmişim. Festivalin müzik bölümü, eğlence bölümü ile ilgili bölümü siz hazırladınız. Rize Belediyesi hazırladı. Bu buradaki mali potre neydi efendim? Şimdi efendim Rize Belediyesi olarak geçen sene hazırladığımız festivali örnek alarak biz bu seneki bütçemize 500 milyar festival ödeneği koymuştuk. Sizin her türlü haberinizde, her zaman yanınızda olan yerel TV'ler burada biraz ekarte edilmedi mi efendim? Siz tanıtımını, festivalin tamamen belli bir ismini söylediniz, bir televizyona verdiniz. Ama hep tamamen akabinde bir gün sonra bizi haber için çağırdınız. Şu habere gidelim. Bu her zaman yanınızda olan bizler değil miyiz efendim? Şimdi efendim sizler aynı şekilde finansörlüğünü yapsanız biz bunu tabii memnuniyetle kabul ederiz. Ama Rize'deki mahalle televizyonumuzun, televizyonlarımızın ekonomik gücü hepimize malum.